ihtisaslaştığı konularda. Onlardan biri bana bir iş teklif etti. Ve o benim kafamı bayağı karıştırdı. Ama tabii takdir edersiniz, biz bütün aile şirketlerinde olduğu gibi, genelde aile şirketlerinde olduğu gibi bir hamurla yoğruluyorsunuz. Bu hamur her ne kadar sizi serbest bıraksa da, yani sen iyi bir dişçi de olabilirsin, iyi bir pilot da olabilirsin, iyi bir tenis oyuncusu da olabilirsin. Bunlar açık olsa da genelde bu hamurun içerisinde babalarınızın, babamızın, bakın ne kadar yakın bir aileyiz, babalarımızın diyorum, babamız, babamın, amcalarımın yaptığı işlerden etkilenmemek mümkün değil. Çünkü önünde de çok başarılı örnekler var yani. Ha? Yani bakıyorsun babana, yok ben bunun gibi olmak istemiyorum diyemiyorsun ki. Tabii aynen öyle. Amcana bakıyorsun, öbür amcana bakıyorsun, öyle olmak istemem diyemiyorsun ki. Bu sizi ister istemez etkiliyor. Ancak tabii bunu etkilerken bilinç arttıkça ve batıda eğitim aldıkça ve batıda çalıştıkça şunu görüyorsunuz. Batıda rakamlar, olanaklar ve o oranda riskler çok daha büyük. Hı? Yani batıda mesela şu anda iki tane şahıs var. İkisinin toplam zenginliği Türkiye gayri safi milli hasılasının %40'ı kadar. Yani 73 milyon insan 365 gün çalışıyor. Bir gayri safi milli hasıla oluyor. Bir de iki tane adamcağız var. Hı? Senden benden farkı yok. İki kolu var, bir kafası var, iki ayağı var. %40'ı kadar. Orada buna paralelde bir riskler de daha büyük. Bu ister istemez insanı cezbediyor. Ama sonuçta ben Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğümde biz ailecek bir karar aldık. Daha doğrusu Şevket Sabancı ailesi olarak bir karar aldık. Benim en büyük noksanım neydi? Ben 17 yıl yurt dışında yaşadım Barış Bey. En büyük noksanım Türkiye'yi az tanımaktı. Yani insanın kendini bilmeye başladığı yaştan itibaren, 10 yaşlarında, ben yurt dışına gittim. Kendimi daha rahat hissettim o yurt dışı ortamlarında. Çünkü alışkanlık haline geldi. En büyük sıkıntım, eksiğim neydi? Türk halkını bilmemekti. Onun için ben eğer CV'den yola çıkarak değerlendirseydi grup beni, muhtemelen Holding AŞ'de, yani Sabancı Kuleleri'nde bir görev verebilirdi. Ama o benim için batıda alıştığım düzenin devamı olurdu ve benim eksiğimi tamamlamak için bana destek olmazdı. Eksiğim ne? Türkiye'yi bilmemek. Onun için de ben Türkiye'deki kariyerime 95 yılında Akbank'ın Bahçekapı Şubesi'nde bir uzman olarak başladım. Yeri geldi ve veznede çalıştım. Mesela ben Amerika'da da bankacılık yaptım. Aha, aynen sizin gibi kol düğmelerinle işe gittim geldim. Aynen sizin gibi şık kravatla mendille gittim geldim. İlk gün Bahçekapı'ya gittiğimde de böyle gittim. Kolumdaki ne diye bazı müşterilerin baktığını hissettim. Çünkü New York'taki bankacılıkla ve onun gerekleriyle Bahçekapı'nın gerekleri farklı. Hangisi yanlış, ikisi de doğru. Kaç yaşındaydınız o dönem? İşte 95 dediğime göre 26 yaşındaydım. Dolayısıyla ikisi de doğru ama ikisi de kendi ortamında doğru. Yani nasıl Frank Sinatra'yı Urfa'ya getirirsen, Allah rahmet eylesin, Frank Sinatra'yı Urfa'ya getirirsen çok dinleyen olmaz. Aynen öyle. Muhtemelen İbrahim Bey'i de, Tatlıses Bey'i de Las Vegas'a götürürsen orada da beğenirim, dinleyen olmaz. Dolayısıyla ikisi de ortam için doğruydu. Yani sonra ben işte Bahçekapı Şubesi'nden sonra Beyoğlu Şubesi'ne gittim. Terfi ettim. Şube müdür yardımcısı oldum. Mevduattan peki, sonra. Peki siz Bahçekapı Şubesi'nde normal bir görevde uzman yardımcısı olarak veya belki de evet, master yapmış birinin en alt kademelerden başlayıp çalışma fikri size mi aitti yoksa holdingden birinin fikri hayır, miydi? Hayır, babama aitti. Yani açıkçası tabii dediğim gibi bu insanların öyle yüksek kredibilitesi var ki. Ya oğlum hiç böyle düşündün mü? Dediği zaman hakikaten düşünüyorsun, yatıyorsun kalkıyorsun ya doğru diyor yani ya. Hı? Çünkü yani hiçbir zaman bizde işler empoze edilmez. Dolayısıyla o belki de yönetim felsefesinin parçası ama dediği çok doğruydu. Ben iki sene içerisinde, o iki sene süresinde eğer kulelerde çalışsaydım, Türkiye'yi tanıyacağım orandan çok daha fazla Türkiye'yi tanıma olanağı buldum. Hı? Kolay olmadığı zamanlar oldu. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde çalışırken iki mağaza yanımızda bomba patladı. Evet, onu herkes yaşadığı gibi ben de yaşadım. Çünkü İngiliz konsolosluğu... Hayır. Onlardan çok evvel ses bombası patladı köşede. Okay. Ama gün geldi. Maalesef rahmetlik Özdemir amcamın olayından sonra korumayla işe gitmem gerektiği zamanlar oldu. Ama korumamla çok iyi anlaşıyordum Fevzi'yle. Diyordum ki abi lütfen bana ekon oturma. Git uzakta gazete oku. Yani o...